takipçilerim, Elmas'ın Hayati YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Hayırlı sabahlar. Fazla bol yağ koymadım. İbrahim Paşa'ma kahvaltıya patates kızartıyorum canlar. İbrahim seviyor. Adana da koyacağım ama anne bugün de bir çiğ köfte yiyeyim. Okulda hiç yemedim dedi. Şöyle etrafa biraz yağ sıçradı. Ağzı açık kızarttım. Olsun, silerim biraz sonra. Bunu da bahçemden topladım canlar biraz önce. Turşu yapacağım. Hep mi yiyeceksiniz elmas derseniz? Valla canımız hangisini isterse artık onu yiyecek diye düşünüyorum. Domatesler küçük domates. Kahvaltılık domates. Görünce böyle hoşuma gitti. Dalında israf olmasın. Bir kavanoz olur. Topladım geldim. Erinmedim arkadaşlar. Bahçeden de patates söktüm. Bu arttı. Biraz sonra bizimkilere yaparım bunu da. Şöyle göstereyim. Bu da geçenlerde doğradığım biberim. Bu da kurumuş. Görüyorsunuz. Şöyle bir et poşetimi alıp buzdolabına bırakacağım. Bunu biraz önce bahçeye gittim patates çökmek için. Burada bir iki tane varmış. Ben gelene kadar hemen dibi tutmuş. Onu çöpe atacağım arkadaşlar. Ayırdım. Şimdi İbrahim'in patatesini şöyle tabağa alayım. Kahvaltısını yapsın. Fazla da kurutmayayım. Yumuşaklıca yesin. Çocuğuma şifa olsun inşallah. Videonun devamında görüşürüz canlar. Hepinize selam olsun koca yürekli takipçilerim. Elmas'ın Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Selamünaleyküm dostlar. Eşimin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biz Aksaray'a geldik şu an. Hastaneye ayağını getirdik. Ayağımın burnunda sivilce çıkmış iç tarafında. Evet. Onu bakmaya, göstermeye getirdim. Temizci'deki doktorumuza gitti Ayhan. Oradaki doktor da buraya yönlendirmiş. Cildiye'ye bir göster Ayhan demiş. Ayhan da randevusunu aldı arkadaşlar. Bugün randevu günü saat 1.30'da. Şu an saat 12.30. Tam evet. Bir saat var. Biz ne görecek oturacak mı Ayhan'la burada? Arkadaşlar biz geldik. Kargom vardı. Onu verelim de öğlen molasına girmiş PTT. Buradan da İlkay bacıma geçmiş olsana gideceğim Allah'ın izniyle. Serkan şeye gideceğimiş, sanayiye, arabalara bakım diyor. Alerji sitesine gideceğim, ben arkadaşlara uyanına uğrayacağım. He. Bakalım ne var ne yok. Sen git, biz de Ayhan'la burada saati bekleyelim o zaman. Oldu, hadi görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Kımıldatma. Sevgili takipçilerimiz, biz içeri girdik, Ayhan doktorunu öğrendik. Ondan sonra dışarı çıktım, içeride ben iyice hasta olurum diyor Ayhan'a. Gözlerim acayip alerji oluyor güneşe karşı. Gözlüğümü o yüzden çıkarmıyorum canlar. Bu arada gözlüğümün linkini soranlar olmuş. Ben bunu Setil Optik'ten aldım. Aksaray'ın bir numaralı gözlükçüsü. Güneş gözlüğü. Çok da kaliteli. Gerçekten gözlerime de iyi geliyor canlar. Ayhan da hemen yanımda. Ayhan. Ne örüm? Sen ne örüm? Anam babam örür. Sabahleyin neler yaptım? Sizlere şöyle kısa bir özet geçeyim Aksaray'ımızdan. Sabahleyin erkenden kalktım arkadaşlar. İbrahim Paşa'mın kahvaltısını hazırladım biliyorsunuz. Ondan sonra bugün ona... Anne müzik açma. Bugün ona aslında tost yapayım dedim. Anne de bugün de çiğ köfte yiyeyim. Bir haftadır gerçekten ben ona evden koyuyordum hep. Dün bizim veli toplantımız vardı arkadaşlar. Oraya gittim. Öğretmen diyor işte çocuklarınız aslında dışarıdan yiyor. İşte sağlıklı değil diyor. Gerçekten öğretmenimiz çok haklı. Bimin diyor mark şeyi, bimin olsun, öteki marketlerin olsun. Kaç günlük dönerlerini, ekmeklerini araya verip çocuklarınıza salıyorlar diyor. Kendi paranızdan kendi çocuklarınızı zehirliyorsunuz diyor. Doğru söylüyor öğretmen. İbrahim'in bu ara bir isteksizliği var okulda dedi. Veli toplantısında öğretmenimiz. Oradan da eve geçtim. Ondan sonra sabahleyin kahvaltıyı hazırlattıktan sonra aşağı kilere indim arkadaşlar. Kilerimi temizledim çocuk Ayhan'la Serkan uyurken. Elektrikli süpürgemi götürdüm. İyileştirdim, süpürdüm. Güzelce tertemiz oldu. Ondan sonra akşam saat 10-10.30 arası şeye girdim. Bizim garajı temizledim. Üstüm başım hep toz toprak olduydu. Bir hamur leğeni de toz biberim olacak. Kırmızı biber kızarmış. Barınç diyorum yıkayım. Akşam elime bir eldiven giyeyim. Doğrayım diyorum canlar. Toz biber yapacağım. Bu arada İbrahim okulda. Ondan sonra Serkan gelinle bir kahvaltı yaptık. Sinir sofraya kaldırdım. Yatakları kapattım. Bugün pek bir iş yapmadım eve açıkçası. Sadece katkı evini temizledim. Aksaray'a geldik. Buradan da İlkay bacıma geçerim. Orada bir bakarız.
böyle bir 5-10 dakika dururuk. İbrahim'in okuldan gelme saat 2.30-3 gibi oluyor. 3'e kalmaz inşallah. Süheyla yorum yapmış, ona bakıyor. Ekmek yapıyorlar Süheyla'nın orada. Süheyla senin orada mı yapıyorlar? Zübeyde bacım diye ekmek yapıyor. Bizim burada yapıyor yazmış. Bir taraftan da onu okuyor. Bugünüm böyle geçiyor sevgili takipçilerim. Bugün iş yapmak yok. Dışarıda temiz hava alacağım. Bazen kendime bir zaman ayırıyorum. Ayhan'ın mahallesiyle geldim. Aksaray'dayım şu an. Hastanedeyim. Yani hastane iyi bir yer mi değil. Allah burası koymasın. Buraya da düşürmesin. Yani hastalık zor ama Rabbim çaresini şifasını da biliyor hastalarımızı. Videonun devamında görüşürüz sevgili takipçilerimiz. Ayhan'la kantine geldik arkadaşlar. Ayhan sıcak çikolata, ben de çay aldım. Hadi içelim. Gel. Bunların alakası yok, şey yanmıyor. Ne alakası var? Abi çay sevmem. Ben bir sefer kapının ağzında vurdum da daha yanıyorum. Orada vakit geçmedi. Daha neredeyse yarım saat var. Ayhan'la kantine geldik arkadaşlar. Anne beni nereye götürüyorsun? Bizi kaybedeceksin diyor. Kaybetmem gel dedim. Afiyet olsun. Dedemin bir yeri burası, ben biliyorum. Kantin. Ayhan orada, orayı da kapatmışlar. Baksana yeşil alan yapmışlar orayı. Oraydı normalde kantin. Bir şey dışarı çıkmışlar. Burası normal boş bir yerdi. Kapatmışlar burayı. Şaka yaptıydım. Sıcak çikolata 25 TL'ymiş. Şu bir bardak çay da 10 TL. Toplam 35 TL. Ayhan şaşırdı görünce. Neymiş o kadar diyor kantinciye. Eve gidince sana 25 liraya bir sürü çikolata, sıcak çikolata alıp gelin. Kantin böyle. Hastaneye yolun düşerse böyle. Çok arabasın. Şekerli olmuş. Kız karıştı sende. Ellerim hep yer abere. Bakın hep. İş korurken gel ondan geçiyorsun annen gibi. Ayhan bana gülüyor arkadaşlar. Ne? Niye gülüyor? Bir tane resim çektim ikimizin. Benimle paylaşma dedi. Ben de Instagram'da paylaştım. Bu arada Instagram hesabım Elmas Finans. Orada takip edebilirsiniz beni sevenlerim varsa. Bana ulaşmak isteyen oradan ulaşabilir. Mesela şalvar sipariş vermek istiyorlar. Toz kayfe diyeceğim. Toz biber, salça isteyenler var. Oradan ulaşabiliyor bana. Çayı seviyor. Sabahleyin içtim Serkan'la karşılıklı. Bir de burada içelim dedik. O zaman bize afiyet olsun. Görüşürüz tekrardan. Çavuş arabayla arkadaşlar biz doktora girdik. O da röntgen dedi. Ayhan şu an röntgende sıra aldık ve sıra Ayhan'da arkadaşlar. Doktor burnuna baktı. Doktor burnuna baktı canlar. Burnunda kanama var mı? Geniz akıntısı var mı diye sordu. Ayhan da yok dedi. O zaman bir röntgen çektir de ona göre bakalım da söyleyelim dedi. Şimdi röntgen çekilecek. Onun sonra geri doktorumuza çıkacak. Sonuçlara o şekilde bakıp da söyleyecek herhalde. Çıktıktan sonra sonuçları ben size paylaşırım inşallah. İnşallah güzel haberlerle geliriz. Sevgili takipçilerimiz, biz şu an hastaneden çıktık. Doktorumuzla konuştuk. Ayhan röntgeni burnu kırılmış arkadaşlar Ayhan'ın. Sol tarafı iyice yapılı diyor doktoru. Kesin ameliyat olması gerekiyor diyor. 17-18 yaşına geldi mi mecbur ameliyat olması gerekiyor. Uykuda problemi yaşar, horultusu olur diyor. Nefes alırken Ayhan'ın bunu nasıl fark ettim ben? Normalde bazen Ayhan çekiyor arkadaşlar videoyu. Ben de düzenlerken fark ediyor. Böyle Ayhan çok hosuluyor. Hani burnundan alamıyor soluğu gibi.
doktor diyor hani bu burun sol tarafa yamıldığı için ondan da kaynaklı yaralar çıkabilir diyor. Yani kanarsa da korkmayın diyor. Bir krem yazdı, bir fıs fıs yazdı. Her gün yaptı Dayhan'a. Şimdi ilaçlarını aldık. Serkan'la konuştuk. Serkan arkadaşlarıyla oturuyormuş canlar. Şuradan hastane otobüsleri kalkıyor. Şöyle göstereyim. Sarı otobüsler. Biz şimdi oğlumla beraber ona binecek. İlkay bacımın mahallesinde inecek. Bir çiğ köfte belki yiyebilir Ayhan'ımla. Belki. Ayhan'ın bana davranmasına bağlı bu çiğ köfte yememiz. Ayhan diyor doktora, ben zaten burnumu diyor ameliyat yaptıracağım diyor. Onu yaparken de yaparlar mı hocam diyor. O da aynen yaparlar diyor. Ayhan, Serkan da diyor ki, Ayhan diyor ki, sağ ol. Serkan, Ayhan hep diyordu Serkan'a, baba ben burnumu yaptıracağım diyor. O da şaşırma oğlum diyordu. Ayhan bugün bu şeyi gördü, ışığı. Babam diyor gayrı benim burnumu yaptırır diyor. Vallahi bilmiyorum, ameliyat kolay bir şey değil. Ben korkarım arkadaşlar. Ayhan korkmuyor demek ki. Hani Allah'ın verdiği... Heyecanlanıyorum ben. Ayhan, Allah'ın verdiği şeyleri de değiştirmemek lazım evladım. Ne öreyim annem, patlıcan gitmeyi geziyor. Patlıcana bakma da esnaf şeyi, hani rahat nefes alıp veremeyince de zor tabii ki. Normal bir şey olsun zaten eller. He. Doğru, dur oğlum gitme. Gitme. Gelene kadar geç. Hızlı geliyor ama. Olsun. Teyzem de şurada biber satıyor. Ben hemen bir göstereyim. Teyzemin biberlerine bakın arkadaşlar, izin aldım çekeyim mi diye. Niye çekiyorsun da beni diyor. Seni YouTube'a atacağım. Orada ablalar baksın diyor. Kaça veriyorsun kilosunu? 20'ye gel kızım benim. Bahçemi bir görsen olmasaydı alırdım sana destek olsun biz diye. Biz böyle benim de dolu dişirilecek at arabalarıyla. Hadi Allah bol kazançlar versin teyzem. Hadi Allah'a emanet ol. Arkadaşlar gerçekten bahçemde olmasa teyzeme katkı amaçlı alırdım. Vallahi içimde tasa duruyor, biber toplanacak. Şu sarı otobüsle gideceğiz biz çarşıya. Hadi Ayhan'ım geldi otobüs. Geçelim. Otobüse binelim. İlkay teyzeyi oraya bir uğrayalım. Bacıma varalım bir 5 dakika gönlünü alalım. Bu arada soranlar var İlkay neyden ameliyat oldu diye. Bel fıtığından ameliyat oldu arkadaşlar. Bizde ailece genetik hepimizde var. Bir Hasan kardeşim de yok herhalde. İnşallah o da olmaz. Hadi gel annem. Sen de ben de hiç de Thank you.
eski sanayiydi arkadaşlar. Hep yıkıldı. Yemesi yakıldı, oraya taşındılar. Biz otobüsten indik. Aksaray'ımızın Saat Kulesi'nin olduğu yerdeyiz şu an. Burada herkes fotoğraf çekiniyor. Ayhan biz çekinelim mi? Ayhan istemiyor. Hemen karşısı şöyle Kurşunlu Camimiz. Buraları bayağı çektim arkadaşlar sizlere. Artık Aksaraylı olmayıp da. Hı? Niye? He. Mısır. Süt mısırı diyor Ayhan. Şey, anıların canlandı mı diyor. Ben çok süt mısır sattım. Onun için diyor. Arkadaşlar haftana geldik. Ayhan şöyle tatlılar alalım anne dedi. Her zaman tatlı çok seviyor Ayhan. Göster Ayhan bu şurayı. Hepsinden ikişer aldık. Can istemiş, yiyeceğimiş. Her şey ateş pahası görüyorsunuz. Ama şöyle ikişer alınca bakalım ne kadar tutar. Arkadaşlar haftana girdik. Vallahi insanın kulesi tutar. Ayhan'dan ikimize şöyle ikişerlik. Ona ne diyorlar Ayhan? Yok, tadımlık değil. Onun adı bir şey fındıklıydı. Bilmiyorum abi, unuttum ben. Arkadaşlar kayısı, şeftali ezip kaynatıyor, güneşe seriyor. Şu an aklıma gelmedi ismi. Ondan aldık. 40 TL tuttu. Ben de aklıma gelmedi. Bazen gelmiyor ama aklıma.
Neyse siz biliyorsanız yorumlara bırakın canlar. Benim şu an aklıma gerçekten gelmedi. Aslında dilimin ucundan mı gelmiyor? Biz şimdi İlker bacıma yürüyerek gidiyor. Geçmiş olsun ha. İçecek alacağım. Ekmek mi alırım bilmiyorum artık. Demirci'de içecek götürüyorlar. Geçmiş olsun ha. Ondan sonra Ayhan çiğ köfte yiyecek mi anne diyor. Beni de sen ısmarlarsan yürük oğlum diyor. Bakalım Ayhan bonkörleşecek mi bugün? Ben yok. Niye yok? Ha bu arada Ayhan'ın saz hocasıyla konuştuk arkadaşlar. Bayağı bir yarım saat kadar sohbet ettik. Çok cana yakın öğretmeni hocası. Ayhan'ı bir evladı gibi görüyor, seviyor. Öğrenene kadar orayı bırak falan. He, bize bile gelmeyi düşünüyor. Çünkü hani ben köy yerini çok severim diyor öğretmeni. Ben dedim hocam hiç çekinmeyin eşinizi falan alın gelin dedim. İnşallah diyor Ayhan diyor sobaya diyor patates atacağım kuzine yufkayı da sulayacağım diyor. Otunan diyor nasıl güzel gider diyor. Hocam sen de bizdenmişsin dedim. Ne yapayım hemen ışık yanarsa beni ezerler. Çarşıyla ablamın arası bayağı uzun arkadaşlar, mesafesi çok. O yüzden git bitmiyor. Şimdi yollardayız. Biraz sonra çiğ köfte yiyeceğiz. Ha şöyle söyleyeyim. Çiğ köfteyle dürümün parası aynı. Parası önemli değil. O yüzden değil biz çiğ köfteyi seviyor. Normalde ekmek arası da çok satan var burada Layhan. Gözüm açılmıyor. Gözlüğümü de takmadım canlar. Yoruldum. Bugün de Ayhan için Aksaray'daydık, Oskar çöllerdeydik. Hadi bakalım Ayhan. Hı? Ne oyalandık ya? Babam oyalandı. Biz, baban. Baban bizi bıraktı gitti. Ama biz işimizi bitti diyorum. Ayhan dedi ki öğretmenime uğrayayım anne dedi. Bir yerde görev yapıyormuş. Ben de Ayhan'ım senin çenen bitmez gittin mi dedim. Kaç saat oturmuyor diyor. Anne hemen girer çıkarak dedi. Oturdu. Ayhan'ın çenesi biter mi? Yalan. Vallahi. Kaç saattir? Bir saate yakın oturdun orada. Görüşürüz arkadaşlar. Dürümcüye geldik. Bizim burası meşhur dürümcümüz. Biraz da ikram yaparsınız abi. Geçen İlker bacımdan, Derman bacımdan gittik de. Vallahi sizin çiğ köfteye hiçbiri uymaz. Geçen efendim orada yedik 5 kuruş gitmez. Güzel acıdır. Bak şöyle pune de var burada arkadaşlar. İki lavaşlı olsun abi. İkisi de mi? Hı hı. Aha sen söyle sonra da ben söyleyeyim. Hey. Marul olsun, turşu olsun. Mor lahana, mısır, jalapeno. Domates istemiyor musun? Yok. Salatalık? O da olmaz. Abi ben de hepsi polacılı olsun onlardan. Burger ses de olsun. Acılı olandan olsun burger sosu. Burger acısız atılmaz bir şey. Hangisi? Burger sosu. Olsun abi bunu. Olsun. Paket mi burada mı? Burada. Kapatıyorum. Kapat abi. Abi ben de marul olsun, salata turşusu olsun, bol nane olsun. Çöp var mı abi? Var. Şurada hemen şey dolabın dibinde kutu var, onun içine atabilirsin. Nane çok güzel oluyor sevgili takipçilerim. Hele yedikten sonra böyle bir saat sonra nane kokusu geliyor ya, o bir ayrı güzel oluyor. Domates olsun abi. Mısır olsun. Mor lahana, bir de jalapeno. Salatalık olmaz. Nar ekşisi olsun. Birazcık da acı sos olsun.
Bize afiyet olsun. Ayhan bana diyor ki arkadaşlar, ben çiğ köfte yedim mi lavaboya giderim. Kaç küçük adam. Küçük olsun. Evet. Sen öde anne diyor. Ben de bir de sen bana dedin de ben de senin oğlanlığın görürüm diyor. Şu sen. Afiyet olsun. Sağ ol. Hani alttakiyim benim. Yükle işte. Sen alayım kolay. Arkadaşlar gerçekten buran çiğ köftesi bir ayrı güzel oluyor. Pet istiyor mu? Hani birçok yerde yediğimiz için herhalde artık gurme gibi olduk. Nirenin iyi olup olmadığını anlayabiliyor yedikten sonra. Sen ne istiyor musun? Bize afiyet olsun canlar. Arkadaşlar çiğ köftemizi yedik. Abimizin eline sağlık. Yiyorsan doldurmasın vallahi. Yok sağ ol. Gel. Yok hadi gel. Ben teyzene gideceğim. Hiç kaldım iyice hadi. Arkadaşlar buraya gelmek isteyenler varsa şöyle göstereyim hemen hastanelerin yanında. Buradaki abimiz çok güzel lezzetli çiğ köfte yapıyor gerçekten. Hani bize indirim falan yapmadı. Ben sadece beni seven takipçilerimin iyi bir yerde yemesini istediğim için tavsiye ediyorum canlar. Şimdi artık aplama gideyim. Şurada market var. Oradan bir hemen içecek alacağım. Ey anne. Ayhan'la iki yerden ayrıldık. Hangimiz önce gidecek diye düşündük ama normal yürümelerle yürüyecektik. Şurada ablalar var Gülpınarlı. Onlar da şöyle çam sakız, çoban armağan bir şeyler aldık. Ayhan benden önce gelmiş. Ayhan hızlı mı yürüdün? Yok. İtiraf et. Gülmenden bilirim. Koştun mu yoksa? Vallahi yok. Sen benden önce geldin ama. Ayhan benden önce geldi arkadaşlar. Demek ki orası daha kestirmeymiş. Sevgili takipçilerim, Hikaye bacıma geldim ben. Bacım çorbasını içti, çayını içti benimle beraber. Pansumanı falan yaptık. Pestil arkadaşlar şimdi aklımıza geldi. Rahime getirdi. Pestili de beraber yedik. Pestili getirememişmiş. İlker bacıma da yedirdim. Çorbadan başka bir şey yemeyeyim de olsun bir şey olmazdı. Meyve zaten o. Şey biraz önce diyorum aklıma gelmiyor. Yoruma yazın dedim de rahime gel aklıma getirdi. Bir tane poğaça yedim ondan kaldım. Hastanede verdiler. O da yiyebilin dediler de. Ben hani tuvalet ihtiyacını zor olur diye. Böyle meyve tüketiyorum. Kahve içiyorum. Bir de şey çorba içiyorum sadece. Bu arada tekrardan geçmiş olsun bacım. Sağ ol bacım size hoş geldiniz. Rabbim şifanı versin inşallah. Geçmiş olsun İlker söyledik biz muhabbet ettik dostlar. Bir daha söyledik. Arkadaşlar Serkan da geldi bu arada. Evet ben de arabayı sattım kokusu. Serkan sürprizlerle gelmiş. Yeni bir araba aldım kendime bir de elması aldım. Arkadaşlar ben de sürpriz oldu vallahi işte İlker bacım da şahit. Elmas bacım sevmezse o da bana satacak arkadaşlar inşallah. Evet ben İlker'e söyledim eğer elmas. Ben sevmem, beğenmem diyorsan sana satın dedi. Aldığımız fiyata göre hikaye birlik olmuş. Ne kadar aldınız? 225. Ben de çok istiyorum arkadaşlar inşallah. Yani hikayenin arabası yok, 5 kişi, 4 kişiler gelip giden yola. Aracım da dursun, iyice iyi yoruna kadar. İnşallah. Ameliyatımız da oldu şimdi, çok şükür. Küçük araba düşünüyorum ama onun da hidroliği olmayınca siz süremezsiniz onu. Şey mi, Nesna Atlak'ın arabası gibi mi? Bu hidrolik direksiyon mu? Atla ben şeyi, hidayetim tutmasını sürdüm otomatik. Ya. Acayip zor dönüyor dedi. Serkan dedi, Serkan vallahi nasıl zor dönüyor, alışın dedi bu da bana. Hidrolik olmadan mı? Bir de biz alıştık ya otomatik şeylerle. Bildikçe alışın aslında da, yine de senin dediğin zor, gibi. Zor. Zor mu? Sen onu garaja ne sok şuradan da sade sokamam da soksan da çıkaramam. Dönme direksiyonu. Asılacağın öyle. Çok uğraş vermen lazım. Mesela bir şey döndürdü hemen döndürdü de öyle değil. Onlarından çevir. Serkan arabamı satmış üzüldüm arkadaşlar. Ondan geldi dedik. Hem dört cam otomatiği var. Şoka uğrattı beni. Bu aynası yeni. Rengi beyaz. İyi. Güle güle kullan. Sadece bir sorun var biliyor musun? İki lastiği eski. İki tane lastik alınacak. Tamam arkada çok lastik. İkinize olmaz ki onlar. İkinize de hayırlı olsun. Allah kazasız belasız. İnşallah darısı sağ olun. Allah herkese vesile olmayanlara. O kolay. Hep tüccarlık yapıyorum arkadaşlar. Benim için araba sorun değil. Bakan biri gelir, biri gider, iki gelir, üç gider. Rüzgü öyle. Can Serkan'ın işi bu ama ben sattım ama arabamı iyiyse. Aynen sattım alışırsın ona. Yo yo ben Ayhan dedi ki annem gayrı eskiden atar durur durur onu diye. Eyvallah. Bir de hani böyle tamir işi mamir işi de kolay kolay olmazsa. Mesela arkadaşlar şu an kendime ait aracım olsa ben Aksaray'a gelirdim. Serkan bizimle gelmek zorunda kaldı. Ben bunun aracı bayağı bir pahalı olduğu için ben iyi sürsem bile karşıdan gelen vursa Allah göstermesin ödetme şeysi yok. Aynen. Yani risk almak istemediğim için ama kendi aracım olsa her türlü güvenilir şekilde sürerim. Gelirim arabamına. Ben geldim kaç kere Aksaray'a. Kayınvalidemi de getirdim. Hastanenin şeysine de girdim trafiğine. O köprüden de geçtim. Geçiyorum yani sürüyorum da. Kendi aracım olduğu için daha güvenli sürerim. Yılmaz bacım binip gidecekmiş arkadaşlar. Serkan almış. Ona binmeyecek o. Onu
bir kode bir sürsün. Bu manuel zor sürüyor. Otomatik mi bu? Şu aldığım otomatik o, seninki manuel. Hangisini sürecek elimiz? Otomatik. Jetta. Jetta'yı sürecek o. Ben ehliyet almak istiyorum artık. Araba sürmek istiyorum. İnşallah. Anneme sürdürtmeyeceğim. Bu hevesim gitmesin. Bir tane takipçimiz bana yazmış. Büşra'ydı herhalde ismi. Elmas'cığım direksiyon sınavına gireceğim. Bana bir şeyler söyleyebilir mi? Hani sen girdin, tavsiyede bulunun mu diye. Ben de yazdım hatta, yorumları belki görürsünüz. Oraya gittiğin zaman bol dua okuyacaksın içinde. Direksiyon sınavına gittiğin zaman ben bunu yaparım. Yaparım diye. Hep önce bir heyecanlanmayacağım. Heyecanı yinemezsin geç onu. Aman çok pahalanmış ehliyetler. 7-8 zaten milyar olmuş. Zaten heyecanlandığı zaman şu... Şey, depreje basan ayağın titrediği zaman istop ediyor zaten araba. Onu da yaşadım. İstop ettirmedim ama ayağım hissetmiyor. Arkadaşlar bu arada diyorum ya anneme sürütmem diye şaka yapıyorum. Şimdi hemen şey yaparlar o da. Yok ya rahmet boş ver, ne dilirse desinler ama. Annenimi kıskanıyor falan. Oldu hepimiz sürecek. Annenimi kıskanıyor falan derler belli olmaz yok, onlara. Yok mesela Ayhan da yavaş yavaş sürüyor. Evlenmeden ehliyetimi almak değil. İstiyorum yani. Ehliyetini biz Ayhan yazdıracak yaşı doğsun. Aynen. Okay. Ayhan'a da geçmiş olsun bir Serkan. Giyecek dur bağım sende. Ben de yanımı görüyor. Gördün oğlum geçmiş olsun. Sağolasın. Hastaneye indirdim seni. Annenine. Şimdi 18 yaşında mı bekleyecek bence? 17-18'di bu doktor. Sordum da hocam ne zaman olur dedim. Ben de hiç olursa yaptıralım diye. Ayhan zaten burnundan rahatsız ya. Şey burada mı yapacaklar? Nerede yapacaklar? Yok yani bu hastanede yapmıyor. Yok karar vermedik de olacak dedi. Hocam oluyorsa burada yaptır. He canım. Hallemin bile oldu. Yani. Bypass ameliyatı. Vallahi ben bir de Konya'ya götüreceğim. Bunun için mi? Ama bir tane doktorla kalma aynen. Röntgen de çıktı Serkan doktor dedi. Olsun. Yine de götür canım. Ayhan'ı hatırlar mı? Özelde ameliyata yatıracağı hemen. Konya'ya götürdük. Bir şey yok çocuklar. Esin. Ne ameliyatı? Bir tane doktorla kalmıyorsun arkadaşlar. Mesela ben ameliyat bir tanesi deyip de bir tane sen ameliyatlık değilsin deseydi ben girmezdim kolay kolay. Gerçi o acıyı çekiyordum. Yine girmek istiyordum da. Ayhan'ın bir ağrısı yok yani sonuçta. Yok bir de kanıyor hani mu diye soruyor. Deniz akıttın var mı? Çekilmeyecek bir ağrı çekse o zaman hani bir ameliyat istedim. Yani buruna mı bak şimdi şöyle. Burun ameliyatı evet güzel olur etiketse. Mesela biraz da hani Ayhan şeklinden rahatsız. Mesela o yüzden de aslında bir avantaj onun için. Hani devlet hastanesi ameliyat olması ama burun işte yani burunun kemiğini alıyorlar kırıyorlar. Eski yani mesela orijinalinden nasıl oluyor? Kötü oluyor yani bir yere çarptırmaman gerekiyor. Bir şey çarpmaması gerekiyor. Kötü yapabilir doktor. Rahime. Buradaki kıkırdağı komple mesela bir kız ameliyat olmuş. Yok buradaki kıkırdak böyle burun gidiyor sağa sola hiçbir şey yok mesela. Rahime Ayhan'ın sol tarafı hiç yokmuş teyze hiç yok diyor. Bir i̇şte iyi doktor seçmek diyor. Lazım şimdi yani anladın mı? Adam kırıldığında yamuk tuttu. Doktor röntgene bakınca dedi ki biz ben daha şeyden hiç kırık aklıma gelmiyor. Biz etler için gittik ya burada et sivil gibi bir şey çıktı da. Onun şeysini söyleyecek zannettim dedi ki. Bu çocuğun burnu ne zaman kırıldı dedi. Sol tarafı tamamen kapalı dedi. Ne zaman kırdın Ayhan burnunu? Ayhan sen sol bir kazanın mı geçirdin? Yok. Sol gözün kormor, sol burnun kapalı. Ayhan doğuştan şey kazalı. Bir yere vurmuştur ya. Küçükken o da söylemiyor. O kaç cide düştü bu koluna derdi, burnuna demiştir de bilinmiştir. Yandı. Başka illerine bir şeyler girdi. Ayhan her türlü şeyi atlattı. İndir Ayhan. Yes, çekme çekme. Onu çekme, çıkma Ayhan. Arkadaşlar bizim sohbetimiz bu şekilde. İlk ay bacımı gördüm. Gönlüm rahatladı. Gerçekten iki gündür diyordum gideceğim geleceğim diye. Kayın yani, geliyorduk da. Kendine sevindim vallahi iyi oldu. Tam elmas geldi kayınla bir gittiler karşılaştılar. İyi oldu sohbet etmemiz de. İbrahim'im de aklım da İbrahim'im de. Telefonu açaydım. Yok biz gidiyoruz kayın. Araba mı aldın baba? Allah'a emanet olun sevgiyle kalın. Mesaj geldik. Hoşça kalın sevgili takipçilerimiz. Görüşürüz canlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgili takipçilerimiz. Serkan aracımızı değiştirmiş. Geldiğimizde farklı bir araçla geldik. Giderken de görüyorsunuz. Önden babamı da göster Ayhan. Bana bu aracı verdi. Sen bundan git avrat dedi. Bu otomatik. Diğeri de manuelmiş. Şu öndeki aracı Serkan bana aldı arkadaşlar. Eğer seversen sen aldım avrat. Sevmezsen değiştirdik dedi. Bilmiyorum. Görünüşte güzel. Daha hiç sürmedi. Ayhan bir denedi orada. Serkan uçuyor maşallah. Ben de Serkan'a neyim oldum. Haberlere çıkar ondan sonra. Eşiyle kaza yapmış diye ilk olurum değil mi?
arabasıyla kendi arabasına vurdu diye. Niye sağdan gitmiyor baba? Sol hız yolu. Ama arkadan araçlar geliyor, orayı kullanmamak lazım. Sağa gitmemiz lazım. Bak. Baban da geçti. Arkadaşlar bu araba ilk defa sürüyor. Arabamızın markası değişmiş. Bu arabamız Jetta'ymış. Bu da satlık. Serkan'dan almak isteyenler varsa Serkan'a ulaşabilir. Yani ne zaman satacağı belli olmuyor. Hiç ben bir bakım gelim diyerekten çıktı Layhan. Ondan sonra çıkış o çıkış geldi. Hem arabayı değiştirmiş hem bize araba almış Serkan. Bu da otomatik vites. Diğerini belki süremedi de. Pek bu aralar ben araba kullanmıyorum arkadaşlar. Otomatiği sürebiliyorum. Buna alıştıydım bu aralar. Diğer otomatiği de sürüyordum. Yani şu an maksadım araç övmek gibi bir niyetim yok. Sadece bu araçlar satlık olduğu için hani almak isteyenler varsa bize ulaşabilir amacıyla çekiyorum ben bu videoyu şu an. İlkay bacımla da konuştuk. Eğer diyor bacım sen sevmezsin ben alım diyor. Bura nasılmış? Neyse Serkan arkasına durun. Beni takip etti de o. İnşallah sağ salim evimize giderik arkadaşlar. Işıklardayız şu an. Görüşürüz. Hırsız var. Ne oldu? Özledin mi anneyi? Özledin mi köpüşüm? Köpüşüm. Ayhan köpüşümü sal da bir got atsın. Arkadaşlar biz sağ salim geldik Allah'ın izniyle kazasız belasız. Serkan bizden önce geldi maşallah uçtu geldi. Ayhan diyor hadi anne diyor keşke babamın arabasına binseydim. O uçtu gitti sen kaldın diyor aman Ayhan dedim. Ben zincirleme kaza yapmak istemiyorum dedim. Usul usul giderik sanki acelemiz yok yani canlar.